ayrıntılarına geçelim. Söylediğimiz gibi Musul'u DAEŞ'ten kurtarma operasyonu tüm hızıyla sürüyor. Peşmerge ve Irak Özel Kuvvetleri'nin öncü güç olarak görev yaptığı operasyona ABD topçu birlikleri karadan, koalisyon uçakları havadan destek veriyor. Çatışmalarda 6 peşmerge hayatını kaybetti. DAEŞ'ten kurtarılan köylerin sayısı ise 12'ye yükseldi. 24 sıcak bölgede son notları 24 temsilcisi Şehmuz Çakan aktaracak birazdan. Biz operasyonda da masada olacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Musul Operasyonu'nda Türkiye'yi devre dışı bırakmak isteyenlere seslendi. Türkiye'nin olmadığı bir operasyonda doğabilecek neticelerden biz sorumlu değiliz diyen Cumhurbaşkanı, Musul'daki mezhep çatışması tuzağını bozacağız mesajı verdi. Musul operasyonu kabinenin de gündemindeydi. Başbakan yardımcısı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin mezhep çatışması hassasiyetini dile getirdi ve kimse mezhebi ve etnik güç devşirmek için fırsat kollamasın dedi. Kurtulmuş, Türkiye'nin sürece dair B ve C planlarının hazır olduğunu da vurguladı. Kurtulmuş'un açıklamaları birazdan. Tunceli'nin Kududure bölgesinde operasyona çıkan güvenlik kuvvetleriyle bir grup PKK'lı terörist arasında çatışma çıktı. Çatışmada bir güvenlik görevlisi yaralandı. 10 PKK'lı terörist öldürüldü. Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Bir saati aşkın süren görüşmenin ana gündemi yeni anayasa ve başkanlık sistemi olurken Musul Harekatı ve Fırat Kalkanı operasyonları da görüşmede ele alındı. Başlıklar böyle, ayrıntılara geçelim.